televizyonu takıyorlar da evleri izliyorlar ya, ondan mı yoksa kamera mı var içinde? Ne yazıyor burada? Ya bizi izliyor, dinliyorlarsa. Ne yazıyor burada? Baksana burada cihçken yazıyor, winner diyor. Yani? İçinde cip var bunun. Bizi izliyorlar. Selam arkadaşlar, Navy State'in ilk kutu açılımı videosuyla beraberiz arkadaşlar. Biraz hastayım, sesim travesti gibi çıkıyorsa şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Ama Navy State tam 11 Kasım'da güzel bir kutu göndermiş bize arkadaşlar. Ta Güney Kore'den tam 11 Kasım'da benim evime nasıl kutu geldi ben de anlamış değilim ama gerçekten tebrik ederim. Zamanlama muazzam. Şurada güzel bir maskemiz var arkadaşlar. Bakalım maskemize güzelse şöyle günlük kullanmalık, artık her gün bilah vermekten iflam kurmuştu. Oo, harbi maske efsaneymiş abi. Ben bunu her gün kullanırım abi. Artık maskeye bilah verme derdim kalmadı kardeşim. Güzel arkadaşlar, beğendim. Güzel bir maske. Bu arada Royal Pass'a da bakacağız arkadaşlar. PUBG Nisan'ın Royal Pass'ına. Önce şu kutumuza bir bakalım neler göndermişler. Bize çok heyecanlıyım bu arada. Bakalım güzel bir burada simgemiz var arkadaşlar. PUBG New State'in altın mı lan acaba bu? İnşallah altındır arkadaşlar. Gayet güzel arkadaşlar. Bayağı ağır bir şey. Metal gibi bir şey arkadaşlar bence. Burada gördüğünüz gibi sticker'lar var. Yapıştırmalık. Oraya buraya yapıştırabileceğimiz bir sticker göndermişler. Güzel. Bir yere yapıştırırım ben onları. Ama önemli olan kutunun altında ne var kardeşim? Şöyle kutunun altını bir açalım abi. Önemli olan şey kutunun altında bence. Açıyoruz, boş çıktı. Boş çıkmamış. Evet, o kapşonlu bir kazak. Kazak değil arkadaşlar bu. Kapşonlu bir kışlık bir pende göndermişler sanki. Evet, tahmin ettiğim gibi. Oy, karada simge falan var. Gayet efsane olmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle bir bakalım, ben bunu giyerim size gösteririm arkadaşlar videonun sonunda. Gördüğünüz gibi gayet efsane duruyor arkadaşlar. Bunu hemen giyip bakmamız lazım. Ama öncelikle arkadaşlar şu PUBG New State'in Royal Pass'ına bir bakalım. Royal Pass'ta neler var çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna giriş yaptık arkadaşlar. YT Red Dot olarak. Her zamanki gibi arkadaşlar İbiş'in biri benim niçkimi çalmış. Kim bu İbiş'te çıksın söylesin abi, adam akıllı. Benim niçkimi çalıyorsun kanka, oyun daha yeni çıktı arkadaşlar. Benim Red Dot niçkimi yine biri çalmış. Her neyse, ben de YT Red Dot koydum ismimi. Geçelim arkadaşlar oyuna. Şimdi Royal Pass'a bakacağız ama öncelikle oyuna yeni kayıt olduysanız arkadaşlar şu muhteşem ödülü almayı unutmayın arkadaşlar. Bu mesajlar kısmına, yukarıdan mesajlar kısmına geliyorsunuz abi. Oyuna lansman günü hoş geldin hediyeler var arkadaşlar. Mesela burada araba var, işte sticker bir sticker var. Bunları kesinlikle alın arkadaşlar. Hemen arabayı ücretsiz arabayı hemen size göstereceğim arkadaşlar şuradan. Nerede o araba? Evet bakın, Toros Moros. Evet, şu yarış arabası var ya arkadaşlar, bakın normalde beyaz oluyor bunun normal rengi arkadaşlar ama bu ücretsiz hediye aldığımız zaman araba aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gerçekten bir efsane olmuş şey, arabanın deseni harbi efsane. Şimdi arkadaşlar arabamıza baktıktan sonra bu ödülleri almayı unutmayın dediğim gibi. Hemen Royal Pass'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada genel ayarlar yapamayan varsa sağ üstte koyuyorum arkadaşlar. Oyunda genel ayarlar PUBG Mobile ile tamamen alakasız bu arada arkadaşlar. Hassasiyetler de öyle. Yani oyun PUBG Mobile ile tamamen alakasız arkadaşlar. Taktik videoları ve ayarlar, kontroller videoları gelecek arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi PUBG Mobile tamamen alakasız bir oyundan bahsediyoruz. Şimdi Royal Pass'ımıza girdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem premium hem ücretsiz olarak Royal Pass'ımız var. Ücretsiz olarak bir karakter veriyor. Karakter mi veriyor yoksa profil simgesi mi diyecektim. Profil simgesiymiş. Birden dedim ücretsiz olarak karakter verseydi arkadaşlar gerçekten efsane olurdu ama şimdi Royal Pass'a şöyle baktığımız zaman hemen bir Groza görüyoruz arkadaşlar. Groza güzel, harbi efsane arkadaşlar. Şöyle gittiğimiz zaman bakalım burada ne varmış arkadaşlar. Madalya, bonus. Bunlar madalyaymış arkadaşlar. NCX50, bunlar XP diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım, BP veriyor. Evet, bir şapka veriyor arkadaşlar mesela Royal Pass'ta. Böyle bir değişik bir şapka. Ama mesela şurada final kısmı diye eklemişler mesela. Max alabileceğiniz ödül mesela. Örnek veriyorum arkadaşlar. Siz ücretsiz olarak görevleri tamamladığınız zaman finalde bu elbiseyi alabiliyorsunuz diyor yani. Finalimizde arkadaşlar 45 level diyor. Pardon, 50 level ama 45 de veriyor. 50 levelde Royal Pass bitiyor. 100 level değil arkadaşlar. 2 ayda bir sıfırlanıyor. New State'in açıklamaları bu yönde.
Bu arada oyun şu yönde benim en sevdiğim oyun oldu arkadaşlar. Artık emülatör diye bir şey yok arkadaşlar oyunda. Sadece mobil. Emülatörden oynayanlar oturup da mobil oyuncuları artık izleyebilirler arkadaşlar. Emülatör saçmalığı güzel olmuş kaldırılması arkadaşlar. Çünkü mobil oyunda bir emülatör olması bana göre saçmaydı. Hem sıralamaya giriyorlardı arkadaşlar. Hem de bayağı bir haksızlık oluyordu oyunda. Bu güzel oldu arkadaşlar. Artık emülatörler kendi çarelerine baksınlar abi. Oyunu da öğrenmek istiyorlarsa bizleri izlemeye devam etsinler arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar, ücretsiz ödüllerimiz ne var? Ücretsiz bir eldivenimiz var gördüğünüz gibi. Şöyle geçiyoruz. Ücretli de var. Evet. 25 levelde bir pantolonumuz geliyor arkadaşlar. Ücretsiz. Ücretsiz bir dans skinimiz var. 30 levelde arkadaşlar. Ve ücretli bir profil simgemiz var. Şöyle geçiyoruz. Ayakkabımız ücretsiz geliyor. Çerçeve ücretli geliyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman BP sandığı veriyor. Şöyle bakalım. Evet, 45 evvelde dediğim gibi arkadaşlar. Ücretsiz bir tane elbisemiz var. Efsane bir elbise. Kesinlikle alınması gerekiyor. Ve gelelim max olan elbiseye arkadaşlar. Royal Pass aldığımız zaman. Bu arada Royal Pass arkadaşlar 60 TL, 59 TL olması lazım. Yani PUBG Mobile'den çok çok ucuz bir oyun. Nivstat'in açıklamalarına göre arkadaşlar, PUBG Nivstat'in Royal Pass'ı bütün dünyada aynı fiyat olacak arkadaşlar. Dolarla indeksli değil. 50 ise 50 dolar gibisinden düşünün arkadaşlar. Aynen bu şekilde indeksli olacak. Yani adaletli bir fiyat olacak arkadaşlar. PUBG Mobile gibi dolar indeksli olmayacağını açıkladılar arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Elbise gerçekten efsane. Bunu ben kesinlikle almayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü gayet güzel arkadaşlar. Karabasan gibi. Rüyalarımda gördüğüm karabasana benziyor. Ben beğendim abi. Efsane. Onun haricinde arkadaşlar diyecek bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar genel ayarlar kısmını sağ üst tarafa bırakıyorum. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa onu da bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Oyunun taktik videoları gelecek zaten. Bakın burada görevler var. Hem böyle haftalık görevler var arkadaşlar. Mesela Troy çevresinde diyor 3 tane Troy polisi posteri bul diyor. Mesela bu 125 SP veriyor. SP puan arkadaşlar. Bu da haftalık, alttaki de haftalık aynı mobil gibi. Buradan işte oturum açtın ödülünü al diyor mesela arkadaşlar. Buradan tıklıyorsun, alıyorsun mesela. Veya işte 30 dakika hayatta kal, Troy'de bir maç oynan. Böyle arkadaşlar SP topluyorsunuz ve alıyorsunuz arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum kardeşim. Oyunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu anda kapşonu üstüme giydim ve maskemi de taktım arkadaşlar. Tam bir karabasan oldum, anasını satayım. Evet, aynen bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz üzere kapşon ve maskeyle beraber gayet şekil oldu. Anasını satayım vallahi, iyi oldu. XXXXXX göndermiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi kolları. Yani kardeşim, ben S'i işaretledim, bari M göndersen güzel olurdu. Ama niye böyle XXXX göndermişler? Onu da anlamadım ama arkadaşlar. Neyse, sıkıntı yok abi. Bol severiz. Geniş olsun. Dal olsa iyi olur. Yani girmesi ki darın iyi olur ama. Neyse arkadaşlar, geniş olsun. Fark etmez abi. Şöyle güzel bir poz vereyim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.